Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere tülbentlerimize yakışacak oldukça güzel boncuklu tuğayısı modeli paylaşacağım modelim oldukça güzel ve kolay bir model isterseniz bunu inci boncuklarla kum boncuklarla kesme boncuklarla da yapabilirsiniz evet modelimi şöyle kenara alıyorum ve başlıyorum modelime hayırlısıyla haydi bakalım şimdi modelimde şöyle birkaç tane incimizi çekiyorum ve modelimizden 4 tane boncuğumuzu alıyoruz. Başlarken 0'dan başlıyoruz şimdi. 4 tane incimizi aldık boncuğumuzu. Şimdi biraz sıkılaştıraraktan 1 tane zincir çekiyorum. Sık olsun diye şimdi buraya 7 tane zincir çekeceğim. 2 3 4 5, 5 6 ve 7. 7 tane çektikten sonra orta kısmından giriyoruz ve kapatıyoruz bir tane zincir çekiyorum iki tane boncuk alıyorum iki boncuğumu teker yine birleştiriyorum şimdi birleştikten sonra bir tane zincir çekiyorum ve modelimi arka yüzüne dönüş yaptırıyorum şimdi bu dönüş yaptırdıktan sonra içine tekrar bir giriş yapıyoruz birleştiriyoruz buraya sık iğne yapacağız bu baktığımızda sayaraktan 5 tane sık iğne yapıyoruz 2 3 4 5 tane 5 tane yaptıktan sonra 2 tane zincir çekip şu ara boşluğumuza da 8 tane trabzan oluşturacağız. 2 i̇ki ve 2 de çıkarak bir kere başını doluyoruz. Şimdi zincirimizi de sayacağız. 2 oldu. 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Şimdi modelimi arka yüzüne döndürdüm. İlk yaptığımız yerden şöyle trabzanımızın tepesine batıyoruz. Birleştiriyoruz. Sık iğne kapatıyoruz. Buraya şimdi her trabzanımızın tepesine birer tane incilerimizden koyacağız. Şöyle birleştiriyoruz incimizi, atalım kenara ve dibine batış yapıyoruz hemen yanındakine. Birleştiriyoruz. Şöyle kaydırdım Tekrar bir ince alıyoruz, birleştiriyoruz ve yanındakine batış yapıyoruz. Bir tane daha ince alıyoruz. Toplamda 8 tane trabzonumuzun tepesine 6 tane incilerimizden koyacağız. Şöyle. Tekrar bir incimizi alıyoruz. Kapatıyoruz. Dibine batıyoruz. Bir tane daha incimizi alıyoruz. Şöyle kaydıralım. Birleştirdik. Dibine batıyoruz. Bir tane daha alıyoruz ve dibine batıyoruz bu şekilde 2 4 6 tane tamamlamış olduk şimdi bir tane zincir çekiyoruz modelimiz burada bitmiş oluyor arkadaşlar yani her sıramızı bu şekilde bitireceğiz şimdi tekrar yine 4 tane incimizden koyuyoruz bu aralara birer tane zincir koymuş oluyor 4 tane zincirimizi yine bu şekilde birleştiriyoruz. Şöyle bir tane sıkılaştıra koyalım. 7 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane çektikten sonra ara kısmına giriyoruz. Kapatıyoruz. Bir tane zincir. Şimdi iki tane incimizden koyuyoruz. Tekrar yine. İki incimizi girip kapatıyoruz bir tane zincirimizi çekiyoruz tekrar yine arka yüzünü döndürüyoruz bu 7 tane zincirimizin içine girip kapatıyoruz sık iğne ile 5 tane sık iğne yapacağız mı bırak bir oldu battığımızda sayaraktan neden yapıyorum olmadı 2 3 4 5 tane 5 tane yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Bir kere başında dolup şu ara kısmımıza da 8 tane trabzonumuzu oluşturacağız. 2 ve 2 de çıkaraktan. 2 oldu. 3 6 7 ve 8 bir tane zincir çekiyorum arka yüzünü döndürüyorum. Modelimizin yine son sırasındayız. İlk başta kısmımıza batıyoruz trabzonumuzu kapatıyoruz. Ve buraya yine incilerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Her trabzonumuzun tepesine birleştiriyoruz. Ve sıradaki trabzonumuza batıyoruz. Tekrar yine bir tane koyalım. Birleştiriyoruz trabzanımıza batırız. Sık iğne ile. Tekrar. Batırız. Evet. Önce birleştiriyoruz. Sonra da, da trabzanımızın tepesine batıyoruz. 2, 4, 6 tane. Evet bu da bitmiş oldu. Modelimiz hep bu şekilde böyle devam ediyor. Tekrar yine söylüyorum. Bir zincirimizi çekiyoruz. 4 tane incimizden koyup birleştiriyoruz. 2, 4, 5 fazla koymuşuz pardon. Şu şekilde yapalım. 4 tane birleştiriyoruz. Bir tane arada zinciri bırakıyoruz. Şöyle sıkılaştırarak bir zincirim zaten. Şimdi buraya 7 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6, 6 7. 7 tane zincirimizi çektik. Başlarken bu şekilde yapıyoruz. Aradaki 4'ümüzün arasına giriyoruz zincirlerimizi kapatıyoruz bir tane zincir iki tane incimizi koyuyoruz birleştirdik bu birleştirmelerimiz iki tanelik olanlar daha sonra ekleme olarak kullanacağız burada yine bir tane zincirimizi çekiyoruz dönüş yaptık dönüş yaptıktan sonra birleştiriyoruz ve 5 tane sık iğnemiz yapıyoruz battığımız yere 2 3 4 5 5 taneden sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Bir kere başını dolayıp buraya trabzonlarımızı oluşturuyoruz. 8 tane. 2 3 4, 7 ve 8 8 tane yaptıktan sonra bir tane zincirimizi çekiyoruz. Arka yüzünü döndürüp ilk yaptığımız trabzanımızın tepesine yatıp sık iğne ile kapatıyoruz. Ve tekrar yine incilerimizi birer tane birleştiriyoruz. Ve sıradakini trabzanımızın tepesine batıyoruz. Bu şekilde böyle devam ediyor arkadaşlar. Birer tane alıyoruz. Ve yanındakine batıyoruz. Oldukça dediğim gibi güzel ve kolay bir model. Birleştiriyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar bir tane incimizi koyuyoruz. Birleştiriyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar yine şu bir tanesini kaydıralım. Birleştiriyoruz. bir incimiz daha koyalım. Burası 8 tane trabzanımızın vardı burada. Boncuklarımız da 6 tane olmuş oluyor. Evet bu da bitti arkadaşlar. Bakın oldukça güzel. Şimdi ilk başlangıç bir zincir çekeceğiz. 4 tane incimizden başlıyoruz. 7 tane zincir çektikten sonra bu ikiliyi birleştirip 5 beş sık iğnesini ve 8 tane trabzan oluşturup en sonunda bu incilerimizi yerleştireceğiz biraz ilerleteyim bir tane daha yapayım hatta bundan sonra eklemesini de göstereyim evet arkadaşlar ben biraz ilerlettim şöyle iki tane daha yapmış oldum tam net görünsün diyerekten şimdi bunun tülbente ekleyebilmek için buradan kesmiyorum arkadaşlar bu bittikten sonra buraya 5-6 tane zincir çekeceğim 2-3-4 şöyle eşit ayarına getirmek için 5 tane zincir çektim. Şimdi 5 tane burada 2 tane zincirler yap, boncuklar koymuştuk. Ve iki boncuğumuzun arasına giriyoruz. Sık ile kapatıyoruz. Buraya e, ortalama 6-7 tane gelecek kadar şöyle gerilmesini arkadaşlar. 7 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir çektikten sonra yine bu 2 tane incimizin arasına giriyoruz. Şu şekilde. Burası başlangıç yerimiz oluyor. Tülbentimizin başlangıcı. Burayı değil de şuradan itibaren dikmeye başlayabiliriz. Şu dikersek yanlaması da olabilir. Buradan da dikilebilir. Evet doğru. Evet şurada yarısından da. Tekrar yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu ayarı yani gerilmemesi için tülbentinizi çok altı da çekebilirsiniz. Daha da fazla da çekebilirsiniz ama 7 de iyi geldi. Bir 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine iki tane incimin ortasından giriyorum, kapatıyorum. 5, 6, 7. Yine incimizin ortasından kapatalım. Bakın bu şekilde. Şöyle oldukça da güzel oldu. Şöyle tutabiliriz. Hafif arkasına böyle bir bez koyduktan sonra. 3 ilik sonra dikebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir model oldu. Evet arkadaşlarım kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum yapan, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.